Aki TV ekranlarından iyi günler sevgili izleyenler. Gündem manşetine hoş geldiniz. Gündemin en tartışmalı konusu 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 121. maddesi. Yine dün biz bu programda bu maddenin bazı noktalarını eleştirdik. Maddede bir açıklık bulunmadığını, teknik olarak hatalar söz konusu olduğunu ve bu teknik hataların ileriki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uçuruma sürükleyeceğini vurgulamıştık. Şimdi kamuoyu her zaman olduğu gibi ikiye bölündü. Bir düşman taraf, bir de hükümet tarafı ama ortada görülenler maalesef pek de dikkate alınmıyor. Bir şeyin ortası olur mu? Tabii ki olur. Yanlışa yanlış dersiniz, doğruya doğru. Ama maalesef ülkemizde yanlışa yanlış diyen, doğruya doğru diyen sayısı oldukça az. Ne demişti Sayın Tuna Üstünç gençliğimiz günlerde bir CHP'li Engin Altay? Demişti ki hükümetin bütün doğruları, her şey doğru dahi olsa ya da doğrularını alkışlamak zorunda değiliz. Söylemeyiz. Biz muhalefetiz. Böyle bir zihniyet var ama bir de şöyle bir zihniyet var. Biz bütün yanlışları alkışlarız, yanlışa yanlış demeyiz. Hayır. Doğruya doğru denir, yanlışa yanlış denir. Bu bağlamda bu kanun hükmünde kararnamenin eleştirilebilecek yönleri var. Bunu konuşacağız. Sayın hükümet yetkililerin açıkladığı noktalarla kağıtta yazının aynı olmadığını söyleyebiliriz. Farklı noktalar var. Eleştirmek haktır. Yapıcı eleştiri haktır. Ama eleştirenler terörist değildir, FETÖ'cü değildir. Bunu peşinen söyleyelim. Ertuğrul Özkök'ün tehdidi var Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik. Hepsinden önemlisi bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Gazete manşetlerine bakacağız. Ağırlıklı olarak bu konuyu konuşacağız. Buyurun. Evet yani dün bunun üzerinde çok konuştuk sevgili Ozan. Hı hı. Fakat bir şey söyleyeyim. Önce buna bu noktaya girmeden önce şunu söylemek lazım. Biz artık tartışamıyoruz Ozan. Evet. Yani artık kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Yahut anlamak istemiyor. Gerçekten de rahatsız edici bir noktaya gelinmiş durumda. Bu insanın da psikolojisini bozuyor. Yani anlatamıyorsun derdini. Derdini anlatamadığın gibi de karşı tarafı, meramını da anlatamıyorsun. Karşı taraf seni dinlemiyor yahut o taraf bu tarafı dinlemiyor. Ne bileyim yani birbirini dinlemiyorlar. Şimdi bir mesele, dünkü bu KHK meselesinde bile gördük işte nasıl saçma sapan polemikler. Sağlıklı bir tartışma ortamı. Meydana geldi. Şimdi Ömer Turan Twitter'dan şöyle bir şey atmış. Bu KHK'yı eleştirenler, karşı çıkanlar FETÖ'cüdür diye bir laf kullanıyor. Biz dün burada ne dedik yayında? Ya dedik ki kardeşim bu iş sakat bir iş. Yani bu böyle bir madde olmaz. Hani bunu ben de eleştirdim, sen de eleştirdin. Ne oldu, FETÖ'cü mü olduk? Böyle hastalıklı bir kafa olur mu ya? Sen kim olduğunu zannediyorsun, ona FETÖ'cü, buna FETÖ'cü? Ya insan yani farklı bir fikri ortaya koyamayacak mı? Tamam şimdi bu lafı bize söylemiyor. Eyvallah. Bu lafı zaten biz üstümüze alınmıyoruz. Bize söylemiyor. Lakin sen böyle bir genelleme yapamazsın. Bu ülkede insanlar bazı şeylere mantıklı şekilde eleştirel bir yaklaşım bulunuyorsa, bir öz eleştiri yapıyorsa yahut gerçekten yapıcı bir yaklaşımla bir sorunun tespitinde bulunuyorsa bu insanlar nasıl FETÖ'cü olur ya? Yok terörist, yok FETÖ'cü, yok şimdi böyle bir kripto. Tuhaf kripto, böyle tuhaf bir iklim var ya bu ülkede. Bir şeye yanlış dediğin zaman ya da böyle olmamalı dediğin zaman sen terörist misin, sen şucu musun, sen bucu musun? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Bu ruh hastalığı ya. Bu ciddi bir dejenerasyon. Bak bu doğru bir kafa değil. Ben sana söyleyeyim. Ben Ömer Turan gibi, Ömer Turan da bizim arkadaşımız ya sonuç itibariyle tanıyoruz. Bu tür kafalar doğru kafalar değil kardeşim. Hoş değil bunlar. Böyle yaklaşımlar güzel değil. Bunlara bir son vermemiz lazım. Çünkü hakikaten pisişik bir hal almaya başladı ya. Birbirini dinlemeyen, birbirini anlamayan, birbirini anlamak istemeyen, gerçekten iyi niyetli, efendim sakin duygularla bir takım yapıcı eleştiriler yapanları bile siz bu böyle yaptığınız zaman insanları zor durumda bırakıyorsunuz yani insanları. Şöyle ya. Bir şey var, çıkar gütmüyorsunuz, bir tarafa yaslanmak zorunda değilsiniz, karakterli bir duruş sergiliyorsunuz, yani bir tarafa ya da diğer tarafa yaltaklanmıyorsunuz. Yani şu konjektürde iki tür
Bizim meslek açısından konuşursak herkesi de kastetmiyorum. Biri düşmanca tavır takındığı için para kazanıyor. Evet. Diğeri de şakşakçılık yaptığı için para kazanıyor. Yani. Ama kardeşim yani bir şeyin bir doğrusu vardır bir de yanlışı vardır. İnsanız. Hani elhamdülillah Müslümanız da Müslüman adaletli olur. Dürüst olur. En azından Hazreti Ömer'i biliyoruz değil mi? Yani en azından onunla ilgili kitapları okuduk. Dürüst olacağız yani bir şey yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Bu kadar basit. Bunun ortası var mı? Yanlış ve doğrunun ortası var mı? Yoktur ya böyle şey olabilir mi? Zaten yani... Ha farklı bir konuda farklı boyuna... görüş açısına sahip olabilirsin. Evet. Ya da farklı bir bakış açısıdır. Yani şu telefonu şuradan görüyorsunuzdur siz, adam buradan görür. Buna hak verirsiniz. Bu bakış açısı, perspektif farklılığıdır. Ama bazı da şeyler vardır ki bazı şeyler ya siyahtır ya beyazdır. Bunun grisi yok. Bu madde onlardan biri. Sayın Adalet Bakanı'nın ve Sayın Mahir Ünal'ın söyledikleriyle burada yazanlar aynı şey değil. Ama vallahi değil, billahi değil. Hadi bunu biraz açalım. Ona 15 Temmuz'a dair orada efendim direniş gösteren kahramanlar, şehit olanlar, yaralananlar, gazi olanlar, Allah onlardan milyon defa razı olsun. Onların sayesinde şu anda biz burada konuşuyoruz. Peki bu cengaverlerle ilgili bu ülkede bir dava açıldı mı? Hayır. Açılmadı. Yani bu insanlar darbeye direndikleri için bu ülkede bir dava açılmadı. Nasıl dava açılır biliyor musunuz? Allah korusun konjektör değişir, FETÖ'cüler şimdi hakim olursa. Açılmaz diye bir olay yok abi. Bu ülkede her şey olabilir. Ben sana söyleyeyim. Yo bu ülkede FETÖ'cüler gerek mi? Kemalistler de gelse onlar da dava açarlar. Ha şunda bir beis yok. Yani. Bakın şunda bir beis yok. Şunun üzerine yorumlayın. Evet. Söyleyeceğinizi unutmayın lütfen. Evet, daha izleyicilerimizi daha da açmak açısından. Şunda bir beis yok. 15 ve 16 Temmuz'da işte sokağa çıkanları evet. Koruma altına alabilirsiniz. Ama biz diyoruz ki o söylenenle burada yazan aynı değil. Bakın uzunca okuyayım. İle'den itibaren. Çok enteresan. 15 Temmuz 15.07 dediği için demiyorum daha net olsun diye. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan veya tedbiri icra eden her türlü olağanüstü hal süresince yayınlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Evet. Şimdi burada 15 Temmuz vurgusu var ama var, evet. Devamı niteliğinde dediği için ucu açık bir şey var. Burada 15-16 Temmuz'da sokağa çıkanları korumakta bir beis yok. Yok. Ama bu maddeye dayanarak ileriki süreçte Allah korusun bakın birazdan Demirtaş'ın bir videosunu ekranlara getireceğiz. Hendek döneminde Bravo. Böyle bir madde Bravo. Olsaydı, Bravo. Hendek döneminde böyle bir madde Felaket. Olsaydı Esenyurt'ta benim Felaket. Hemen evimin ben altında söyleyeyim. PKK sempatizanları sokağa Felaket. Çıkıyor. Felaket. Üst tarafta ülkücüler var. Bu maddeye dayanarak bunlar birbirine saldırsa ne olacak? Felaket. O diyecek. İç savaş. Ya ben bundan korkuyorum. Şimdi, yoksa benim hükümetle ya da öbür tarafla bir derdim yok. O zaman bak buradaki ciddiyetsizlik ne biliyor musun? Ben bu konuda hükümeti eleştiriyorum. Çok net eleştiriyorum. Kardeşim biz devlet yönetiyorsunuz ya. Şimdi yani böyle bir maddeyi kime yazdırdın? Bu yazan adam neye göre yazdı bunu? Şimdi orada şunu demiyor. Bu madde 15-16 Temmuz için geçerlidir demiyor. Net yok. Net bir şey yok. Muğlak ile diye bir ile diye bağlıyor. İle sonrası diyor. Sonrası ve terör vurgusu yapıyor. Şimdi sonrası ne demek? Bunun ucu açık. Şimdi bu metni kim yazdı? Bu efendim kanunla kararını hangi hukukçu o kaleme aldı? Yani öyle bir şey olabilir mi? Madde başka bir şey söylüyor. Efendim Sayın Mahir Ünal'la başka bir şey söylüyor. Sayın Abdülhamit Gül bunu düzeltmeye çalışıyor. Ya basit bir örnek verelim mi? O zaman değiştirin onun kanunla kararnameyi. Basit bir örnek verelim mi? Biz haber metni yazıyoruz değil mi? Perforici yani dış sesçi evet. Haberi seslendirdiğinde evet. Yazarken görmediğimiz çok küçük bir hatayı ya da yanlışlığı fark edip hemen bunu değiş böyle evet. Olmalı ya bir haber metni ya evet, evet. İki dakikalık bir haber metni. Nelere mal ona, oluyor? Ona bile özenirken. Nelere mal oluyor? Burada koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yani o zaman, yönetecek bir o zaman maddeden bir şey bahsediyorum. Bu bir dakika arkadaşlar birden televizyonu koymuşlar oraya. Konuşacağız birazdan. Birazdan konuşacağız. Aha, o zaman. Şimdi o zaman bak burada bir hata var. Hükümetin bu kanun kararnamedeki bu metni düzeltmesi lazım. Düzeltin bu metni. Bu metni daraltın. Tanımını net yapın. Dün konuştuk zaten. Hı hı. Muğlaklığı ortadan kaldırın. Diyelim ki bu gerçekten bilerek yapıldı. Bu kanun kararnamedeki. Öyle farz edelim. Çok tehlikeli.
Bak sana söyleyeyim, çok tehlikeli. Yani çok çok tehlikeli. Hiç aklı senin bir şey değil. Bir demokratik bir hukuk devletinde olamayacak bir şeydir bu. Ama sana söyleyeyim yani. Peki diyelim ki bu bilerek yapıldı. Acaba bir tehlike mi var? Ki ben bu soruyu sorarım. Beklenen bir şey mi var? Acaba beklenen bir şey mi var? Bir tehlike mi var bizim bilmediğimiz? Acaba hükümetimiz güvenlik güçlerine güvenmiyor mu? Yani nasıl derdi? Hani polise mi güvenmiyor? Faraza konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Yol soru soruyorum. Faraza konuşuyorum. Orduya mı güvenmiyor? Ne bileyim, müdahale edemezler mi diye düşünüyor. Ya bunlar tamamen faraza, yanlış anlaşılmasın. Bu soruları soruyorum. Yani hükümet neden böyle bir tedbir alma, yani böyle bir yasa çıkarma, KHK ile bir yasa çıkarma gereğini... Ben de asıl can alıcı soru da bu. Bence bu. Bir şey mi var? Yani bu düzenleme niye? Bir sorun mu var? Yani biz bunu bilmiyor muyuz? Yani bir sıkıntı mı var? Neden Hulusi Akar dün ortada fol yok, yumurta yok, ortada bir tartışma yok, çıkıp o açıklamayı yapma gereğini duydu? Ordu görevinin başında. Ordu görevinin başındadır. Efendim söyleyeyim. Bakın, o meale. Şu soruyu sormak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın ne olur. Tamamen iddiadır. Tamamen iddia. Ben dedikodular üzerine gazetecilik yapmam hayatım boyunca. Ve bu da dedikodular üzerinde de gevezelik de yapmam. Acaba ordu içinde birileri istifa dilekçesini Hulusi Akar'a verdi mi? Şimdi ben bu soruyu merak ediyorum. Birilerinden kalsınız üst düzey. Bir takım komutanlar. Sebep? Hulusi Akar'a bir istifa dilekçesi verdiler mi? Bilmiyorum. Sadece soruyorum bak. Bu diyorum bir duyum. Bu bir benim bize gelen bir duyum. Bu duyum bir duyum bak. Adı üstü duyum. Resmi bir şey değil bu. Bir duyum, bir dedikodu. Ben de diyorum ki bu dedikoduyu burada yorumlamam ben. Sadece sorarım. Derim ki ya böyle bir şey mümkün mü? Yani sizi şöyle destekleyebilirim bu soruyu, suali. Hatırlayın son bir hafta içerisinde çıkan haberleri. Evet. Ordunun içerisinde üst düzey gözaltılar oldu. Gözaltılar var. Üst düzey. Bakın, evet, var gözaltılar. Sıradan subaylar vesaire değil. Evet. Şimdi bakınız. Ben haber toplantısında paylaştım mesela. Hani kendi aramızda paylaştım. Bir takım gelen bize bilgiler oldu. Biz bu bilgileri enforme edemediğimiz için, teyit edip bilgilendiremediğimiz için haberleştirmiyoruz. Bu bir ilke. Dedikodular üzerinden, farazalar üzerinden haber yapılmaz. Etik değil bu, mesleki anlamda. Lakin bir sıkıntı mı var? Bir takım istifalar verildi mi? Böyle bir takım iddialar var. Bu iddialar doğru mudur? Hulusi Akar neden dün böyle bir açıklama yapma gereğini duydu? Son ihraçlar ordudan ve son muvazzaf subayların gözaltına alınmaları, bazılarının tutuklanmaları, efendim söyleyeyim, birileri rahatsız mı ediyor? Mesela şu soruları sormak lazım. Birilerini rahatsız mı ediyor? Hadi öyle sorayım. Yani Sayın Hakan Fidan'a Bülent Sarıdiken sordu bunu. Şimdi Bülent Sarıdiken genel yayın yönetmeni. Geçen çarşamba. Bülent Sayın genel yayın yönetmeni bize. Biz istişare ettik. Ben konuyu açmayacağım bu konuyu. Burada Sayın Hakan Fidan'a sorduk mesela bunu. Sayın Bülent Sarıdiken de sordu. Cumhurbaşkanlığı 29 Ekim resepsiyonunda. Orada o sorunun içeriğinin ayrıntılarını söylemeyeceğim burada. Çünkü neden? Yani netice itibariyle resmi bir şey değil. Yani resmi bir dayandırılan bir bilgi değil. Bir takım sıkıntılar var mı? Ben bunu merak ediyorum. Neyin içerisinde? Yani bir takım hükümeti rahatsız eden şeyler mi var burada? Yani bunları bizim de... Ordu içinde mi? Ordu içinde olabilir. Genel işleyiş. Genel işleyişte olabilir, problemler var. Hulusi Akar'ın sıkıntılı olduğu şeyler mi var? Bir takım gözaltılar, bir takım tasfiyeler. Efendim söyleyeyim, Sayın Genelkurmay Başkanı rahatsız mı? Yani daha sonra zor durumda mı bıraktı? Orada birileri efendim istifa etmek muhabbetleri mi konuşuluyor? Yani bunları da bence Burhan, biraz şey yapmamız lazım. Arkadaşlar. Bakın Burhan Kuzu bir hukukçu, evet, değil mi? Evet. Hatta profesör. Anayasa profesörü. Ha. Ya şimdi Sayın Hocam'ın biraz daha net olması lazım. Evet. Olay için. Bakın diyor ki, 696 sayılı KHK ile terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti getirdik. İşin özeti şu. 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma... İşte ben de o zaman sorumun cevabını aldım. Tamam. Ben işte bu. Biz bunu istiyoruz. Demek ki bir sıkıntı var. Bakın. Evet. 15 Temmuz benzeri bir darbe ve terör saldırısı yeniden gerçekleşirse bitti düzenleme. Demek ki bir şey var. Neden bir sıkıntı var? Bak onu da söyleyeyim. Belki biz yine yanılıyor olabiliriz ha. Bak yanlış anladım. Ama bunu hükümetin içerisindeki... Lakin 15 Temmuz'dan bugüne kadar 18 ay geçti.
Neden 18 ay boyunca olağanüstü halle yönetilen bir ülkede bu KHK neden çok daha önceden çıkarılmadı da şu an çıkarılma gereği duyuldu? Demek ki Sayın Burhan Kuzu anayasa profesörü değerli bir hukukçudur. Sayın Burhan Kuzu burada açıkça şunu belirtmiştir. Bu sadece 15 ve 16 Temmuz'da sokağa çıkan değildi. Kahramanlar, tamam, şimdi kahraman oldu. Türk evlatları için değil, bundan sonra da olabilecek benzeri durumları için hazırlanmış bir kanun. Bir de karar. Bitti. Şimdi çelişki ortada kalmadı. Kalmadı. Şimdi Sayın Mahir Ünal'la Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün söylediği, ya sadece 15-16 Temmuz için geçerliydi dedikleri ve bizim de kağıtta okuduğumuz hayır bu böyle değil dediğimiz ama evet bu böyle dediğimiz olay Sayın Burhan Kuzu'nun atmış olduğu tweette sorunun cevabı bu. Şöyle bir soru da sorulabilir. Herhangi bir darbeye karşı, bunu da böyle biraz analiz etmek gerekli. Allah korusun yeni bir darbe işgal girişimi olduğunda, yani yine insanlar halk sokağa çıkacak mıdır? Çıkacaktır. Evet, zaten darbeyi direnmek hak mıdır? Haktır. Haktır. Bunun için düzenlemeye gerek var mı? Ha, devlet böyle uygun görmüşse, böyle bir tehlike varsa ve işte siz de dediniz duyum buyum dediğimiz ve bir takım dillendiremediğimiz gerçekler de varsa ve hakikaten vatanın savunması bir haksa ve hakikaten bu maddeden başka, yani gerçekten devlet, hükümet zor durumda kalmıştır. Bunun gerçekten yapılması gerektiyse bir beis yok. Nasıl somutlaştırabilirim bunu? Az yüzmeyi biliyorsunuzdur. Hemen yanı başınızda bir ateş, yangın başlamıştır. Evet. Az yüzme bilmenize rağmen atlamazsanız yanacaksınız. Aynen öyle. O zaman az yüzme bilmeyi göze alıp oraya atlayıp karşıya geçmeye çalışacağım. Kuzu, o zaman bir beis yok. Amenna. Ben Burhan Kuzu'ya buradan bir mesaj göndermek istiyorum. Sayın Burhan Kuzu çok değerli bir hukukçudur. Değerli bir anayasa profesörü. Anayasa, çok iyi bir anayasa hukukçusudur. Sayın Özal'ın da o dönemlerde yakınıydı. Yakınındaydı ve Özal'a da hem yeni anayasa, o darbe anayasasından kurtulmak, hatta başkanlık sistemini ilk Özal'la tartışan da Burhan Kuzu'dur. Sayın Burhan Kuzu. Biz o zaman da gazeteci olarak tanıyorduk onu, biliyorduk. Hı hı. Ya Sayın Burhan Kuzu, yani siz hakikaten iyi bir hukukçusunuz. Lütfen Twitter'dan şöyle bir tweet atmanızı bekliyorum size. Bu yasa değişsin. Bu yasayı tanımını daraltın. Darbeyle daraltın. Tekrar bir kalkışma olduysa, şu ama olsa, işte, bu olsa. Ama işte burada şöyle bir şey var. Bakın terör derseniz bu işin ucu başka yerlere gider. Bak ben bir takım gerçekten irrasyonel olmayan, son derece mantık dışı yorumlar izliyorum bazı meslektaşlarımdan, bazı değerli siyasetçiler. Yani kimisi gerçekten inandığı ve şunu diyor ama kimisi de doğru olmadığını bile bile doğruymuş gibi. Şu cümleleri kullanıyorlar Ozan. Efendim benim vatandaşım kime ne yapacağını bilir. Böyle bir şey yok. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bunlar mantık dışı şeyler. Ne alaka, devlet niye bilemedi? Hiçbir şey bilemezsiniz. Bir Sırhıdan dedi o Demirtaş. Bu ülkede 60 kişi hayatını kaybetti. Ve sadece şimdi, 2 gecede. Ozan, Yusuf Ozan'ın da dediği gibi. Şimdi siz bu yasayı da çıkardınız. Yani Allah korusun bir tane provokatör daha, bir şerefsiz daha yine oradan çıkar, Serhı'dan, Merhı'dan der. Ondan sonra o 60 kişi olur 1000 kişi, 2000 kişi. Ya bunun sonu başka bir felakete gider yani. Yani toplu ev basmalar olur Allah korusun. Olur ya zaten. Kardeşim, yani bu işler hassas işlerdir. Bunlar tehlikeli işlerdir. Yani bunları lütfen ama lütfen bu yasayı derhal geri çekin. Ve bunu darbeyle sırada tanımını net koyun. Bütün muğlaklığı ortadan kaldırın. Tanımını netleştirin. Kapsamını da lütfen daraltın. Ve gerçekten de Türkiye'yi çok önemli bir bence riskten kurtarmış olursunuz. Çünkü sevgili Ozan, dün de seninle mütalaa ettik. Ya bu işin ajan provokatörleri var. Ya bu ülke zaten kuşatma altında. Zaten Erdoğan hedefte. Bakın çok, yani bu kuşatma altındayken bir takım ajan provokatör, bir takım espiyonaj faaliyetler yapılabilir ve bu espiyonaj faaliyetlerle de bu yasadaki durum kullanılabilir, kullandırtılabilir daha doğrusu. Çok basit bir örnek, çok basit bir örnek vereyim. Lütfen hafızaları yoklayın ve lütfen geçen yılki gazetelerin, mesela 2016'nın 26 Aralık tarihinden sonraki manşetlerine bakın, haberlerine bakın. Geçen sene bu vakitlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşam tarzı diye bir konu vardı. Hani yaşam tarzına müdahale var mı diye, değil mi? Böyle bir konu gündemdeyken bir anda 31 Aralık 2016 tarihinde
Bir gece yarısı DAEŞ'li terörist tam da böyle İstanbul'un kalbi, göbeği ve dünyaca tanınmış Reyna denilen bir eğlence merkezini bastı. Yılbaşını kutlayan kimselerin kim olduğu da malum. İşte orada alkol tüketenlerin, çılgınlar gibi eğlenenlerin vesaire. Biraz abartıyorum ki konuyu anlaşılayım. Güya basan bir Müslüman, güya tırnak içerisinde Müslüman terörist. Ölenler de seküler kesim. Yani ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşam tarzına bir baskı var. Müslüman biri gitti alkol tüketenleri katletti. Niye? Çünkü birkaç gün öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşam tarzına müdahale var mı diye bir konu gündeme gelmişti. Yani o üst akıl denilen şeytani akıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki iç dinamiklerin getirmiş olduğu bir takım siyasi gündemdeki bazı şeyleri alıp kendisine yoracak eylem tarzı gerçekleştiriyor. İstihbarat desteğiyle. Böyle bir şeyde de buna uygun provokasyon üretmezler mi? Vallahi üretir. Çanak tutuyorlar. Çok basit. Evet. Çanak tutuyorlar. Çok farkında değiller. Yani burası bir hukuk devleti sevgili Ozan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde terörle mücadeleyi kolluk kuvvetleri yapar. Terörle mücadeleyi devletin güvenlik birimleri yapar. Bu işler öyle vatandaşa bırakılmaz. Ya bir de bu ülkede... Vatandaştan destek alınır. Nedir? İstihbari destek alınır, lojistik destek alınır. Bunlar yapılır. Vatandaş tabii devletinin yanında. Lakin diğer meselelerde müdahale edecek olan devletin kolluk kuvvetleridir. Anayasada da açıkça belirtilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmayın. Affedersiniz ama belki bu kullanacağım retorik biraz ağır gelir. Ya bu kabile devletlerinde olur böyle şeyler ya. Yani 3. 4. dünya ülkelerinde oluyor böyle şeyler yani. Bunu yapan Kenan Evren'di. Kenan Evren yaptı bunu 12 Eylül'de. 1931'de İnönü yaptı. İnönü. 1931 yılında Ardahan, Erzincan, yani bu Dersim olayları oldu ya. Efendime söyleyeyim, Erzurum, o civarlarda isyanın bastırılması için, tamam mı, ayaklanmaların bastırılması benzer için benzer bir şey. Benzer yetkiler verildi. Peki onun faturası ne oldu biliyor musunuz? Dersim'de kaç bin insan öldü? Ben şimdi burada sayıyı bile hatırlamıyorum. 30 bin mi dediler, 40 bin gibi rakamlardan bahsediyorlar. İnsan hayatını kaybetti. Şimdi bunlar öyle şakaya gelir şeyler değil. Bunlar o kadar basit alınacak şeyler değil. Zaten Ozan dikkat ettin mi? Hem hükümet de bu algının oluşmasından rahatsız oldu. Peş peşe açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani Cevdet Yılmaz başka bir şey söyledi. Sayın Mahir Ünal çıktı bunu düzeltti. Abdülhamit Gül de üzerine bunu daha da düzeltmeye çalıştı. Sonra değişebilir dedi. Bakın Burhan Kuzu bugün bambaşka bir şey söylüyor. Ne zaman atmış? 10 saat önce atmış. Demek ki bir sıkıntı var Ozan. Evet. Demek ki bir sıkıntı var. Demek ki... Şimdi şunu da belirtelim. Çok açık konuşalım. CHP, yani burada AKİT'in kurumsal kimliğine zarar gelmesini istemiyoruz. Çünkü yapılan haberlerden bazen bizim takipçilerimiz de rahatsız oluyor. Maalesef böyle hiç hak etmediğimiz şeyler söylüyorlar. Hani dedim ya, yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Hani diyorlar ki Tuna Bey, siz FETÖ'cülerle bu konuda aynı safa düştünüz. Bakın, CHP zaten 15 ve 16 Temmuz'da sokağa çıkan insanların kendisinden rahatsız. Evet. Eğer gerçekten sadece geçmişe dönelik 15 ve 16 Temmuz'daki sokağa çıkan insanları korumaya yönelik bir kanun olsa dahi CHP buna da muhalefet gösterir. Biz göstermeyiz. Yani bakın, Ertuğrul Özkök'ün yazısını da konuşacağız. En tehlikeli insan nedir biliyor musunuz? Hani adam tamamen yanlışı söylese ya da tamamen yanlışı savunsa fikrine saygı duyarım ama... Bir yazıya 9 tane doğru sıkıştırıp bir tane yanlış yazan adam ya da bir tane doğru sıkıştırıp 9 tane yanlış yazan adam tehlikelidir. Tehlikeli adamdır. Ertuğrul Özkök birazdan örneği. Evet, ama şimdi dedikleriyle bizim dediklerimiz uyuşuyor. Ama Ozan, ama orada ya, ayrıntılar var öyle. Ozan, bir şey söyleyeceğim. Aykut'cum, yönetmen kardeşim. Reklam var mı? Sonra isteyelim. Reklamdan öncesi hatırladım. Bir Gün gazetesinin dünkü manşetini hazırlarsanız sevinirim. Dünkü manşet. Yani 26 Aralık tarihi. 25 Aralık. 25 Aralık'taki manşete bakarsa Ertuğrul Özkök ve CHP zihniyetinin oradaki yansıması o manşette göreceğiz. Tamam. İkinci, hemen reklamlardan sonra mutlaka kısa bir diyeceğiz. Reklam diyelim. Reklam dönüşü karşınızdayız. Gündem manşeti ikinci bölümü de devam ediyor. Biz CHP'den ve
bir takım kişilerden ayrılıyoruz, bir takım medyadan ayrılıyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz demiştik. Bakın işte az önce de Tuna Öztunç, Sayın Tuna Öztunç bunu istemişti. Bir Gün gazetesinin manşeti, evet. Arkadaşlar gözüküyor değil mi? Şimdi ne burada, diyor Tuna Bey? Diyor ki, evet. Sevgili Ozan diyor ki eli sopalı, satırlı ministre gün doğdu. Bak, 15 Temmuz'unda fotoğrafını vermiş. Fotoğrafa insin arkadaşlar aşağı doğru gazeteden sütunun aşağısına. Yazıyı çekin ineyim. İsterseniz. Ha, inin bak orada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbenin bastırıldığı günün sabahı orada direnen, mücadele eden efendime söyleyeyim kardeşlerimiz. O kahramanlar bunu kutluyorlar. Bu efendim zaferi kutluyorlar. İşte bunları eli sopalı, satırlı minister olarak gören bir zihniyettir bu zihniyet. Dolayısıyla lütfen bizi bu zihniyetle aynı kefeye yani. Koymayın. Şimdi Ertuğrul Özkök de bu zihniyetin bir devamıdır. Aynı kafadır. CHP de aynı kafadır. CHP'nin bu açıklamaları, CHP'deki karın ağrısı var ya. Yasa masa hukuk hukuk değil. Bu 15 Temmuz'da sokağa çıkan halkın bizzat kendisi. Başarısız olması. Heh. Onların karın ağrıları budur. Lakin bak bu fotoğraftaki bu insanlara, bu kahramanlara, bu adamlar eli sopalı satılı milis olarak görüyorlar. Ve diyorlar ki siz bu KYK ile bu milisleri diyor önünü açtınız demeye getiriyorlar. Oluşturdukları algı o. CHP de bu algı üzerinden yürüyor. Şimdi sen de Ertuğrul Özkök'ü paylaşacaksın herhalde. Tamam. O da onun devamı niteliğinde zaten. Arkadaşlar Ertuğrul Özkök'ün yazısını verin. Hani az önce dedim ya. Eğer bir yazının içerisine 9 tane doğru, 1 tane yanlış ya da 1 tane yanlış, 9 tane doğru her neyse yerleştiren adamlardan korkun. Bunu kasıtlı yapan adamlardan korkun. O yazıyı bir verin arkadaşlar. Bakın Ertuğrul Özkök ne diyor? Diyor ki, şimdi arkadaşlar Burak da tamam, teşekkürler Burak. Koskoca Kenan Evren 90 yaşında hasta yatağında yargılandı. Unutma bugünün yarını da var. Yani burada kastettiği kişi evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tezcan'da dün ne dedi? Tezcan'da dün dedi. Yani dedi siyaset cilve işidir. Siyaset cilveli bir iştir. Yarın. Tutulumu sen giyersin ha falan diye. Şimdi. Yani. Tehdit etti yani anladın mı? Bunlar Türkiye'nin geleceğini yani Türkiye'nin üniter yapısını falan düşündüğünden değil. Evet. Tamamen ideolojik sayıklarla, ideolojik nefretle bağnazlaşmış, böyle kafaları bunaklaşmış bir takım insanlar ya da yapılar. Şimdi burada bunu diyen hani 28 Şubat sürecindeki bazı bugünlerde konuşulanları da eleştiren Ertuğrul Özkök bana göre hatta bana göre değil bir gerçek. 28 Şubat'ın medya ayağındaki bir numaralı zanlısı. Zanlısıdır. Peki benim anlamadığım bir şey var sevgili Ozan. Bence Ahmet Kaya'nın ölümünden bir numaralı sorumludur. Attığı manşetle. Ahmet Kaya'nın hayatını karartmıştır. Ahmet Kaya'nın vefat etmesinden en önemli sorumlularından biridir. Linç ettirdi onu. Tamam evet. Mı? Bu ülkeden gitmek zorunda kaldı. Gurbetlerde de öldü zaten. Hayatını kaybetti. Şimdi Ahmet Kaya hiçbir şey de dememişti. Hiçbir suçu da yoktu adamın. Çok iyi niyetli, çok efendime söyleyeyim ben insancıl bir şey söyledi. Zaten şu anda TRT Şeş. Küçük bir kaset yapacağım dedi. Neyse bu adam 28 Şubat'ta inanılmaz manşet. Ya uy ya çekil. Ordu rahatsız. Gerekirse silah kullanırız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Bu manşetleri attıran adamdır bu. 28 Şubat postmodern darbesinin bizzatı içindedir ve bu darbenin medya ayağını organize etmiş. Niye yargılanmıyor? Güneri Civaloğlu, Kanal D ana haberin arkasından 97 yıllarında çıkıp da yorumlarında Refah Partisi'ne, Erbakan'a, işte hükümete ağza alınmayacak efendim bir takım ifadelerle yükleniyordu. İstifa et, çekil git diyordu ve askerin uygulamalarını da vesayetin tepkisi ve vesayetin uygulamalarını da haklı bulup meşrulaştırıyorlardı. Daha bir yıl önce yaptılar ha, işte. Batı çalışma grubundan tut birçok şey o günleri biliyoruz. Tamam mı? Bunlar bu şef garson da Ertuğrul Özkök denen bu şef garson da işte bu şeyin efendim söyleyeyim operasyonun darbe operasyonunun medya ayağını yöneten kişiydi. Peki soruyorum ben şimdi sevgili hukukçulara. Siz 28 Şubatçıları yargılamıyor musunuz? Evet. Haklarında hapis cezaları vermediniz mi? Evet. Neden medya ayağını soruşturmuyorsunuz? Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök'ün dokunulmazlığı nereden geliyor? Nereden geliyor abi? Ve Aydın Doğan'ın bu dokunulmazlığı nereden geliyor? Bakın bir darbeden bahsediyor değil mi? Evet. Kendi yazısından alıntıladığım cümlesi şu. Koskoca Kenan Evren 90 yaşında hasta yatağında yargılandı. Bugünün yarını da var diyerek
Bugünün evet. Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden bir adam. Eğer mevzu bahis Kenan Evren ve darbelerse 98-97 yılındaki darbenin bir numaralı sorumlulardan biri de sensin. Evet. Sen neden orada rahat rahat oturuyorsun? Ya da Sivas'taki Sivas olayları nedeniyle sadece bir televizyon tamircisi olan 65 yaşındaki bir adamın, 70 yaşındaki bir adamın tek suçu, suçsa tabii, dükkanına gitmekteyken sadece sakalından ötürü tutuklanıp hala bugün tutuklu kalmasını neyle izah edebiliriz? Böyle bir durum söz konusuyken bu ülkede 97 yılında yüzlerce, binlerce kadına, genç kıza onca eziyetler yaşatan, onca kamu çalışanını ihraç ettiren ve bunu medya ayağıyla yapan Ertuğrul Özkök niye hala burada? Niye bir şekilde ifadesi alınmıyor? Mesela Ertuğrul Özkök'e o manşetleri kim attırdı? Kimlerle kontağa geçti? Niye sorgulanmıyor? Hangi paşalarda talimat alıyordu? Çevik Bir'le ilişkisi neydi? Emin Çölaş'a niye yargılanmıyor? Ya da, 28 Şubat'ın o da medya ayağıdır. Evet. O da basın ayağıdır. Nazlıcak kaç yaşında? 70 yaşında. Evet. Niye içeride? İşte darbeye sözde destek verdiği için içeride. Tamam, medya ayağından değil yani mi? FETÖ şeyi olmaktı. Tamam, medya ayağı. Medya ayağının içinde olmaktı. Tamam, 28 Şubat'ın medya ayağı nerede? Ahmet Altan kardeşler de içeride. Tam 28 Şubatçıların medya ayağı. Darbeci Özkök niye dışarıda? Emin Çılaşan niye dışarıda? Tamam, darbeci. Niye içeride değiller? Evet. Madem öyle ise. Evet. Bir dakika, yanlış anlaşılmasın, tutuklansın demiyorum ha. İçeri atılsın demiyorum. Ben kimsenin tutuklanmasından şey değilim. Öyle. Hayır, yani bir hak. Ha, şey varsa. Hakkaniyet olgusu. Hayır, eğer suç işlemişlerse tutuklanırsın, o ayrı bir şey. Neden yargı önüne çıkarılmıyorlar? Neden yargı bunlardan hesap sormuyor? Ya da kamu vicdanı adına ya bir çağrılsınlar. Niye bu manşetleri attın? Niye attın? Gel buraya bakalım. Senin ilişkin neydi Çevik Bir'le? Sorsunlar bu Ertuğrul Özkök'ü ya. Öz Kasnak'la ilişkin neydi senin? Neye karşılık bu manşetleri attın? Öz Kasnak'la senin ilişkin neydi? Senin o dönemki efendim Deniz Kuvvetleri komutanına ne tür ilişkileriniz vardı? Size hangi talimatları veriyorlardı? Özkaslak Milli Güvenlik efendim şehrinin başındaki Özkaslak size hangi talimatları veriyordu? Güven Arkaya size hangi talimatları veriyordu? Hangi gazeteciye bunun köşesine son verin diye size hangi paşa talimat veriyordu? Ve siz bu talimatları efendim şak diye yapıyordunuz. Niye bu sorulmuyor? Bakın, Burak bir şey buldu. Niye? Turul Özkök ne demiş? Çevik Bir ile Fethullah Gülen için konuş. Bravo. İşte buyurun. Bu kadar samimiler ha. Ama bak, bunda kimse dokunamıyor. Hala tehdit ediyor biliyorsun. Kimse dokunamıyor. Tehdit ediyor, onu yapıyor. Baş garson patronuyla birlikte kimse onlara dokunamıyor. Dokunulmazlıkları var. Şimdi bir de Burak hemen o dokunulmazlıkları var. Atmıştım zaten. Şimdi 2000'li yılların başı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nuh Mete Yüksel. Fethullah Gülen hakkında, terörist başı hakkında o günlerde cemaat lideri denilen, o günlerde hoca olarak adlandırılan Fethullah Gülen hakkında bir girişim başlatıyor. Bu girişimin hemen sonrasında Nuh Mete Yüksel'le bir kaset kumpası kuruluyor. Bu kaset kumpasından sonra işte bazı medya yayın organlarına gidiliyor. Elimize kaseti var, yayınlayalım diye kabul edilmiyor. Hürriyet'in kapısını çalıyor, Doğan Medyası'nın kapısını çalıyor. İşte o dönemki cemaatçi olarak adlandırılan FETÖ'cüler ve Ertuğrul Özkök bir anda Fethullah Gülen'i alt etmek üzere olan DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in kasetlerini, fotoğraflarını vesaire yayınlıyor. Bakın, aynen, o manşetleri verin arkadaşlar. Ne yazıyor burada? Yüksel'in seks kaseti, evet, gerçek çıktı. Gerçekten. Ertuğrul Özkök manşetidir. Diğerini verin. Şantajcı ya. Ertuğrul Özkök ona medyanın en kral şantajcılarından. Bakın, hani diyorlar ya Tayyip Erdoğan bu geliştirdi vesaire. As. Bakın, Fethullah Gülen utanmadan bile çıkmış köşesinde millete gazetecilik dersi veriyor. Ya sen kimsin be? Millete etik dersi, ahlak dersi, gazetecilik Fethullah dersi Gülen vereceksin. Fethullah Gülen aleyhinde işlem başlatan savcıya yaptıkları, o kadın Türk çıktı. Şantajcı ya. Ertuğrul Özkök manşeti. Şantaj yapmış. Evet. Şantaj. Evet, o kadın Türk çıktı. Bir tane daha vardı sanki. Açıyor Güneş Taner'e talimat veriyor ya bakana. Ne yaptın, evet, diyor ödeme. Güneş bakana diyor. Güneş ne yaptın diyor ödeneyi diyor. İşte bu manşetlerden sonra bakın özel diyor. Bakın bir de özel haber diyor. Çünkü patronu ihale alıyor. Bu farklı bir manşet, farklı bir olay. İşte o günde az önce de konuştuk. 411 el kaosa kalktı vesaire. Başörtülü kadın resmi vermiş.
Var mı başka? Her neyse. İşte bu manşetler atarak Nuh Mete Yüksel'i etkisiz hale getirip FETÖ'yle birlikte o günün cemaat olarak adlandırılan yapısıyla birlikte Nuh Mete Yüksel'i bir şekilde savuşturmuşlar. Olay neydi biliyor musun? Bu Özkök'te bu çevik bir neyi tezgahladılar biliyor musun? Sözde bu irticacı, o zaman öyle derdi, mürteci. Öyle diyorlardı. 28 Şubat'ın terminolojisi buydu. O subaylar tasfiye edildi. Yerlerine Fethullahçıları getirdiler. Fethullahçı kadroların o ordunun içine yerleşmesinde var. Ertuğrul Özkök'ün bile etkisi vardır. Bunu sorgulamaları tabii, lazım. Tabii. Sorgulamaları tabii. Lazım ama sorgulamıyorlar. Bu baş garsona, bu şef garsona kimse dokunamıyor abi. Nedir bu adamın dokunulmazlığı? Nereden geliyor ben anlamış değilim hala. İnanamıyorum. Ya dokunulamıyor. Karışık, kimse karışamıyor. Patronu koruyor bunu tabii. İşçi patronuna uzanacak. Direkt olarak, tamam mı? Ama burada da biz patronuna uzanacak o. Burada da biz hakkaniyetli olmalıyız. Bazen biz eleştiriyoruz ya. Belki istemeyerek de olsa konuyu kaçırmayalım. Patronu da o zaman soruşturulmalı. Onu dedim ben de şimdi. Niye içine dokunulmuyor? Zaten Ertuğrul Özkök demek patronu demek. Yani bu kurumun bu kurumun yetkilileri dahi 28 Şubat'ta polis baskınıyla alınıp götürülmedi mi? Sen bu ülkede gazetecilik öğretecek, dünyada etik öğretecek son insansın. Sen şantajcısın ya. Telefon ediyor ya Güneş Tanrı. Evet. Alo Güneş, ne oldu ya, biz karton fabrikası kurduk, o paraya ne oldu diyor. Devletin bakanından patronu için para istiyor. Bir de utanmadan çıkmış millete köşesinde ahkam öğretiyor, ahlak dersi veriyor, etik ya, dersi veriyor. O dönemin başbakanını hakikaten hani abartı değil, mübalağa değil, pijamayla karşılamıyor muydu? Abi canım Sayın Mesut Yılmaz, ama Sayın Mesut Yılmaz'ın bir konuşması beni çok etkiledi. Yeni mi eski mi? Yeni. Oğluyla, oğlunun taziyesinde. Dedi ki Cenab-ı Allah dedi evladımızı bize nasip etti. Bahşeden Cenab-ı Allah onu bizden aldı. Onu bizden aldığı için asla isyan etmeyeceğiz. Cenab-ı Allah'a biat etmeye devam edeceğiz. Hepinize dedi teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bakıldığı zaman yani hiç beklenmedik bir şey gibi geliyor değil mi sana şimdi? Yani bak aslında 28 Şubat'ta Mesut Yılmaz da şey direndi. Batı Çalışma Grubu direnmedi değil yani, ama ayarı verdiler. Fakat o da Refah Yol Hükümeti'nin devrilme sürecinde ne yazık ki siyasi ayağında. Yani o da o rüzgara kapılıp o da o şeye gitmiş. O sandala ne yazık ki. 5 dakikamız şey. Demirtaş'ı konuşalım. Evet. Burak bir video var. Şimdi Demirtaş biraz unutuldu ya. Evet. Biz de balık hafızalıyız. Şimdi unutuyoruz. Hakikaten unutuyoruz. Hep söylüyoruz ya 60 kişinin katili evet. Aslında Demirtaş'tır diye. Video hazır mı arkadaşlar? Tamam. Burada Demirtaş bir PKK kanalına bağlanıyor. Evet. Bakın Çukur çatışmaları döneminde neler söylüyor? Muazzam bir halk direnişi var. Bu halk direnişine herkesin sahip çıkması lazım. Evet, Silvan halkı büyük bir baskı altında ama direnişin de saldırıdan daha görkemli, daha büyük olduğu unutulmamalıdır. 9 gündür Silvan'ın 3 mahallesinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı var. Ama Cizre'de olduğu gibi Silvan halkı da asla geri adım atmadı. Mevzu burada artık Silvan'ın mevzusu olmaktan çıkmalıdır. Cizre'nin mevzusu olmaktan çıkmalıdır. Orada muazzam bir halk direnişi var. Bu halk direnişine herkesin sahip çıkması lazım. Evet, Silvan halkı büyük bir baskı altında ama direnişin de saldırıdan daha görkemli, daha büyük olduğu unutulmamalıdır. 9 gündür Silvan'ın 3 mahallesinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı var ama Cizre'de olduğu gibi Silvan halkı da asla geri adım atmadı. Mevzu burada artık Silvan'ın mevzusu olmak. Evet, eğer o günlerde bu yasa, olaylar yaşanmasaydı, bu yasada olsaydı hem ortalık karışırdı tabii. Artı o günlerde Selahattin Demirtaş ülkeye bunları yaşattığı için biz güney sınırımızdaki oluşuma mecburen kayıtsız kalmak zorunda kaldık. Adamlar teker teker takır takır alarak neredeyse bir koridor oluşturuyorlar. Ama Türkiye'yi sen o olayda kaç ay meşgul ettiler biliyor musun? Evet. 6 ay. Ve bakın ne diyor? Türkiye 6 ay bunu. Bu Silvan'ın Cizre'nin meselesi değildir diyor. Ya onlarca şehit verdik bu Çukur çatışmaları yüzünden. Evet. Adam bildiğiniz bir iç savaşı başlatmış. Onun liderliğini üstlenip bakın televizyon ekranlarında nasıl konuşuyor. Adamdaki cesarete bak. Şimdi bu adamın yargılanmasını niye bazıları hazmedemiyor? Niye Demirtaş güzellemelerine devam ediyorlar? Onun bir siyasetçi olması ya da bir takım bir bölgeden seçilmesi
onun bu gibi eylemlerde meşrulaştırılması anlamına mı gelir? Aynı fikir. Her şey ortada. Evet. Şimdi sevgili Ozan. Tuncay Özkan'a söyledim bunu. Şimdi dün, işte daha doğrusu dün galiba değil mi? Bu Yılmaz Özil yine sofistike faşist bir o kafa yapısıyla yine bir yazı kaleme aldı. Hı hı. Evet, yok sokağa bir çıkıyorum, Tanzanyalılar var, işte Afrikalılar var, Araplar var, şunlar var, bunlar var. Bu anafordan hiç vazgeçmediler. Hep kullanıyorlar. Araplara tahammül edemiyoruz, şunlara tahammül edemiyoruz. Yani şimdi yine böyle bir inceden inceye bir aşağılama, şey yapma hali hala devam ediyor. Fakat Hürriyet gazetesinde ben çok açık söyleyeyim, doğruya doğru derim, yanlışa da yanlış derim çünkü. Bence iki gündür çok başarılı haberler yapıyor birinci sayfada Suriyelilerle ilgili. Bak şöyle bir algı var Suriyeliler. Hep böyle dilenen, fakir, fukara, perişan. İnsanlar hep böyle sözcü mözcü hep bunları yayınlıyordu. Köşe yazarları falan. Hürriyet bile yapıyordu bunu. İşte Suriyeliler geleceğin büyük tehlikesi. Suriyeliler şöyle, Suriyeliler böyle. 4 milyon Suriyeli şu bu. Hep böyle bir kötü bir algı oluşturuyorlardı insanlarda. Ya insanları iyice irite ettiriyorlardı. Değil mi bu meselelere? Fakat Hürriyet son birkaç haberinde çok başarılı bir takım kesitleri yansıtmış. Mesela diyor ki kağıttan sanat. Mesela birinci sayfanın altın, en altında. Dün de sanırım dün ya da evvelki günkünde manşetinde de Suriye'den gelmiş olan böyle yetenekli efendim matematikte, fizikte, kimyada yetenekli çocukları anlatıyor orada. Bunlar bir araya gelmişler, atölye çalışmaları falan yapıyorlar. Önemli şeyler yapıyorlar. Yani nitelikli Suriyeliler, iyi eğitilmiş. Burada da eğitimlerini devam ediyorlar. Şimdi burada da kağıttan sanat diyor. Yine Suriyeliler bir araya gelmişler. Türkiye'deki sığınmacı Suriyeliler. Kağıttan efendime söyleyeyim bir sanat eseri yapmışlar. Nedir? Suriyeli çocuklara fotoğraf dersleri veriyorlarmış. Hep birlikte kendi hayatlarını konu alan film çekiyorlarmış. Yani bunlar mesela çok güzel bir şey hayatın içinden diye. Ya işte bu Suriyeliler ülkemize gelen kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz. Bakın ülkeye çok ciddi katma değerler de sağlıyorlar aslında. Çünkü oradan eğitimli insanlar var, nitelikli çocuklar var. Buraya gelip eğitimleri devam ettiriyorlar. Sanatçısı var, müzisyeni var, bilim insanı var, efendim matematikçisi var, şucusu var, bucusu var, var da var. Geliyorlar, onlar da bu ülkede eğitimlerini sürdürüyorlar. Aynı zamanda bu ülke kendi kültürleriyle de bir katma değer sağlıyorlar. İşte böyle görmek lazım biraz da. Bak doğruya doğru iyi bir şey, iyi bir şey deriz. Böyle görmekte fayda var. Doğru olan da budur zaten. Çünkü o insanların içinde değerli, kıymetli beyinler var Ozan. Evet. Kıymetli efendim yetenekler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük bir devlet. Bu kıymetli yetenekleri değerlendirmeli. Bunları bir pozitif noktada bir dönüştürmeli. İşte bu da güzel örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Neyim Süleymanoğlu. Ya bravo. Ama sen Turgut Özal'ın. İşte. Tabii sen şimdi hatırlamazsın. Yo, en azından okuduğumu biliyorum. Yani. Turgut Özal onu getirtmek için büyük bir çaba sarf etti. MİT sanırım devreye giriyor ya. Yani. Seul olimpiyatlarında MİT onu getirdi. Ama öncesinde de Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödendi. 1 milyon dolar mıydı? 3 milyon da toplam ama evet. 1 milyon dolar diye hatırlıyorum. Para ödendi. Biliyorsun Bulgarlar o zaman Sovyet yani komünist rejimle yönetiliyordu. Efendim söyleyeyim fakir de bir ülkeydi zaten. Türkiye işte 1 milyon doları ödeydi ama Seul'dan da MİT hemen getirdi. Kaçırdı yani. Kaçırdı tabii. Sonra da Özal karşıladı onu basın mensuplarının önünde falan bir aslında açıklaması yapıldı. Bizim için tabii önemli bir olaydı Naim Süleymanoğlu. Çünkü dünya çapında bir halterci. Rekor üstüne rekor kırıyor. Rekor üstüne. Yani kendi ağırlığının iki katına kaldıran. Tabii iki katına. Maşallah. Maşallah. İkincilerden biri mi? Allah rahmet eylesin. O da şeyde yine geldi Türkiye'ye ve katıldığı olimpiyatlarda 88'deki büyük bir başarıya imza atarak yine dünya rekorlarını peş peşe kırdı. Peki diyelim, noktalayalım. Şimdi bu kavgaların içinde evet. Açıkçası ben bazen yaptığım işten manevi olarak sıkılıyorum. Aynen öyle dostum. Hani bakın yoğunluğundan vesaire değil. Çünkü hayatınızdaki güzellikleri unutuyorsunuz. Hepsinden önemlisi şiiri unutuyorsunuz. Ney sesini, ne bileyim. Böyle çıkın alışveriş merkezlerine bakın, insanlarda bir koşuşturma var. Güya yeni yıl için hediye alacaklar ama o alacakları hediyenin de maddi değerini öne çıkarma çabasındalar. Evet. Oysa hediyenin maddi değeri olur mu? Manevi bir değeri vardır. İşte biz bu sürekli ekranlardan kavga ediyoruz ya. Ama insani vasıfları unutuyoruz. Hakikaten. Dün bunu fark ettim. Bakıyorsun etrafa televizyon ekranlarına.
Maneviyat adına hiçbir şey yok. Herkes birbirine küfrediyor. Herkes birbirine sövüyor. Dizilerde şiddet. Dizilerde böyle entrika. Evlendirme rezaletleri programları. Kadın i̇şte, programındaki rezaletler. Bakın televizyonlarda işte söylediğiniz gibi kadın programlarındaki o güya evlilik programları gitti. İşte kim kimi nasıl öldürdü, kim kime nasıl tecavüz etti. İşte amca yeğenine tecavüz etti, dayı yeğenine tecavüz etti. Hakikaten. İğrenç, mide bulandı. Böyle sokağa çıkıyorsunuz, metrobüste, otobüste insanların sıfatları, yüzleri bir karış. Herkes herkesi dövecek gibi. Sonra diyorsun ki ya bir dakika ne oluyor? Yani insanlar insanlıktan çıkmış. Kimse maneviyat adına ekranlardan bir şey söylemiyor. Ya da söylenen dikkate alınmıyor. Ama hakikaten insanlığımızı unuttuk. Lütfen evdeyseniz biraz şiir dinleyin. İlahi dinleyin. Ney sesi dinleyin. Tasavvuf. Keman sesi dinleyin. Farid Farcah İran. Farid Farcah da ama önemli bir... Yani ruhların biraz arınması lazım. Nefretten biraz arınması lazım. İnsan ya ruhtan oluşur. Biraz bu nefretten kurtulun. Sanat güzel bir şeydir. Hani insanı biraz şey yapar. Hani nasıl iyileştirir. Hani yontar. Yontar yani. O işte o açıdan önemli. Ben de seninle bu konuda kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani yağmur yağdığında alın bir çayınızı açın yağmur, camı. O ya da soğuk bir kahvenizi değilsin. İçin. Ney sesi dinleyin. Şöyle bir karanlığa bakın, şiirler mırıldanın, kendi kendinize şiir yazın, yapın yani bir şeyler. Yani sürekli gazetecileri izlemeyin, hakikaten bunu söyleyin. Vallahi izlemeyin ya, vallahi kendimizden sıkılıyoruz artık yani. Ya bir de şey var sevgili Ozan, ya dedim ya bu toplum birbirini dinlemiyor. Dinlemiyor, nefret var. Dinlemiyor, birbirine nefret ediyor ya, kimseyi dinlemiyor abici, bu iyi bir şey, bu iyi bir haleti ruhiye değil bu. Değil. Vallahi sakat bir durum, bunun bir daha önce atlatılması lazım. Bir de geçim zaten zor. Ozan memlekette, bu İstanbul'da, o Türkiye'de... Merkez yani, stresli, ev kirası. Zor. Yani hiç. Millet kıt kanaat işte hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bir de bu kadar ağır bir psikolojik şeye de, yükü de taşıyamıyor artık. Yazık yani. Bu iklimin dostluğu değişmesi lazım. Aynen öyle. Peki, noktalayalım. Gündem manşetini burada bugünlük noktalıyoruz. Yarın saatten 11'e gösterdiğinde yine bu ekranlarda karşınızdayız.